Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün yanımızda Honor'un popüler amiral gemi modeli Honor Magic 6 Pro var. Gerçekten de oldukça önemli bir cihaz. Zira telefonun ben kutu içeriğini oldukça beğendim. Çok zengin bir kutu içeriğiyle beraber geliyor. Sadece kutu içeriğiyle değil, hem yazılımsal anlamda hem donanımsal anlamda, kamera özellikleri anlamında Honor gerçekten de dolu dolu bir telefon yapmış. Bunların hepsinden bugün dilimiz döndüğünce bahsetmeye çalışacağız. Ama ben ilk olarak en başta direkt kutu içeriğinden başlamak istiyorum. Çünkü telefonun kutu içeriği demin de ifade etmeye çalıştığım gibi oldukça zengin. Peki ne çıkıyor bu telefonun kutusundan? Elbette telefonumuzu hemen görüyoruz. Telefonda bu noktada iki farklı renk seçeneğinin olduğunu hemen söyleyeyim. Bir tanesi yeşil renk, bir diğeri de şöyle birazcık griye çalan, siyaha çalan böyle farklı bir renk yapmışlar. Buradaki yüzey değil, ancak yeşil rengindeki yüzeyi hafif derimsi bir yüzey. Ben onu daha çok beğendim açıkçası, ancak bu rengi de oldukça şık görünüyor. Bunun haricinde yine kutuya baktığımızda arkadaşlar 80 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bu çok değerli. Neden değerli diye soracak olursanız, bildiğiniz gibi Samsung, Apple gibi akıllı telefon üreticileri artık telefonun kutu içeriğinden bu adaptörleri kaldırmış vaziyetteler. Eğer telefonlarını satın almak istiyorsanız bu markaların ekstradan gidip bir de adaptör satın almak durumundasınız. Ancak Honor'da böyle bir durum söz konusu değil. Marka diyor ki sen benim bu telefonumu alıyorsan ben içeriğine 80 watt hızlı şarj adaptörünü de ekliyorum diyor ve bu gerçekten de çok güzel, çünkü telefon çok hızlı bir şekilde şarj oluyor ve 40 dakika içerisinde telefonun şarj olduğunu hemen hemen görebilirsiniz. Bu oldukça önemli bir nokta. Bunun haricinde tabii bir de tip C ve tip A diyebileceğimiz bir de kablo kutu içerisinden çıkıyor ve bunun haricinde yine Honor ne yapmış, bir de 1500 TL değerinde bir de kılıf eklemiş kutu içeriğine. Yine bu telefonu satın alanlar ayrıyetten gidip telefoncuları da işte gezip ayrıyetten bir kılıf satın almasın diye marka bunu da düşünmüş ve oldukça da iyi yapmış. Peki kutu içeriğinden bahsetmiş olduk. Dilerseniz şimdi ekranına geçelim telefonun. Çünkü ekranı da çok iyi, çok güçlü. Zira bu noktada 5000 nite varan bir parlaklık deneyimi sunuyor Honor bu noktada bizlere. Bildiğiniz gibi şu anda amiral gemi modelleri, yani Xiaomi'nin amiral gemisine baktığınızda ya da Samsung'un amiral gemi modellerine baktığımızda S24 Ultra'lara vesaire maksimum 2800 nite varan parlaklıklar sunuyorlar. Ancak burada Honor gerçekten de rakiplerini devirmiş diyebiliriz. 5000 nite varan, yani neredeyse iki katına yakın bir fark atmış. 5000 nite varan bir parlaklık sunarak bu noktada gerçekten de harikalar yaratmış diyebiliriz. Burada ekranın çok şık durduğunu ifade edebilirim. Şöyle hafif yanlarının eğimli olduğundan bahsedebilirim. Şurada bir çentimiz mevcut. Bu çentik biraz iPhone'ları andırıyor. Ancak iPhone'lardan çok daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada mesela bir ses kaydı açtınız ya da bir müzik açtınız. Şu çentik vasıtasıyla onu değiştirebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Yani kısacası yönetebiliyorsunuz. Yani bu çentiği bile Honor gerçekten de çok akıllıca ve çok iyi bir şekilde kullanmamıza imkan tanıyor. Yani buraya bir çentik koymuş. O çentik tamamıyla boş değil. Bu çentik vasıtasıyla da farklı şeyler yapabiliyorsunuz. İşte demin de söylediğim gibi açtığınız şarkıyı yönetebiliyorsunuz ya da ses kaydınız varsa bunu yönetebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ekranda bu özellikler önemli, ama bunun yanı sıra farklı özellikler de var. Evet, şimdi onlardan bahsetmeye başlayayım. Telefonun ekranına baktığımızda 6.8 inçlik OLED bir ekran paneli bizleri karşılıyor arkadaşlar. Burada demin de söyledim 5000 nite varan bir ekran parlaklık söz konusu, ama 120 Hz'de bir tazeleme oranı mevcut. Bu ekran tazeleme oranı sayesinde de telefon oldukça akıcı bir deneyimi bizlere vermiş oluyor. Telefonun bataryasına göz attığımızda 5600 mAh'lik bir bataryanın yer aldığını görüyoruz. Bu batarya kapasitesi gerçekten de önemli. Zira telefonun emsallerine baktığımızda, yani diğer markaların amiral gemi modellerine baktığımızda daha çok 5000 mAh'lerin var olduğunu görüyoruz. Ancak Honor bu noktada yine farkını ortaya koymuş ve 5600 mAh'lik bir pili telefona yerleştirmiş. Bu pil bize ne kadarlık bir performans sunuyor? Tabii ki bu da önemli bir nokta. Ben kendi kullanım deneyimlerimden kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Cihazı ben 2 güne kadar rahat bir şekilde kullandım. Zaten tabii ki ben çok fazla video izleyen biriyim. Ayrıca gün içerisinde telefon görüşmeleri yapıyorum. Buna karşın gerçekten de telefonun batarya performansı takdire şayandı. Zaten telefonun pili bittiğinde de çok fazla telaşlanmıyorsunuz. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi 80 wattlık bir hızlı şarj desteği mevcut ve bu hızlı şarj desteğiyle beraber de telefon çok kısa bir süre içerisinde zaten tam
şekilde şarj olmuş oluyor. Peki kamera noktasında bizleri neler karşılıyor arkadaşlar? Honor gerçekten de kamera noktasında oldukça iddialı bir telefon üretmiş. Magic 6 Pro'nun kamerasına baktığımızda arka tarafta 50 megapiksellik bir ana kamera mevcut. Ancak bunun yanı sıra 180 megapiksellikte bir telefoto lens bizlere sunulmuş. Bunun haricinde yine 50 megapiksellikte bir başka kamera mevcut arkadaşlar. Yani arkada tarafta üçlü bir kamera kurulumunun yer aldığını söyleyebiliriz. Bu kamera kurulumunda oldukça şık şekilde telefona yerleştirilmiş vaziyette. Bunun haricinde tabii ki bu tasarım dili birazcık hani masaya şöyle koyduğunuzda telefonun sağ sol hareket etmesini bekliyorsunuz ama bu tasarım telefonun masada sabit bir şekilde kalmasını engellemiyor. Yani oldukça güzel bir şekilde yapılmış ve telefona bu kondurulmuş diyebiliriz. Şıklık noktasında da oldukça şık duruyor. Peki kameraların performansı nasıl? Aslında zaten Honor Magic 6 Pro'nun asıl olayı kamera performansı arkadaşlar. DxO Max'a zaten girip baktığınızda bu telefonun zirveye oynadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Kamera performansı gerçekten de çok iyi. Zaten bu noktada Honor'un yazılımsal anlamda da harika işler başardığını gördüğümüz için bunu kameraya da yansıtmışlar. Yapay zeka destekli bir kamerası mevcut telefonun ve bu yapay zeka destekli kamera vasıtasıyla harika fotoğraflar çekmeniz mümkün hale geliyor. Ön tarafa baktığınızda ise şöyle iki kamera var gibi gözüküyor ama ön tarafta tek kamera mevcut arkadaşlar. Burada da yine 50 megapiksellik bir selfie kamerasının bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. Yine ön kamera vasıtasıyla da çok güzel görüntüler çekmeniz mümkün. Yani Honor Magic 6 Pro'yu satın aldığınızda şunu bileceksiniz ki kamera performansı anlamında hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Çünkü bu telefonun zaten asıl performansı kamera noktasında. Evet, işlemci noktasında da zaten Android tarafının en güçlü işlemcisi var. Oyunlar oynarken de zaten herhangi bir şekilde donma kasma olmuyor. Ancak telefonun hani ne derler, esbab-ı mucibisi mi derler, ne derler, kamerası. Yani bu telefonun olayı zaten kamera. Bu noktada da gerçekten Honor harikalar yaratmış. Hemen donanım kısmına giriş yapmak istiyorum. Çünkü zaten birazcık bahsettim. Demin de söylediğim gibi cihazda Android tarafının en güçlü işlemcisi var. Şu anda zaten Android tarafının en güçlü işlemcisi nedir? Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3. Bu işlemci vasıtasıyla bütün oyunları, aklınıza gelebilecek bütün oyunları Android tarafında akıllı telefon dünyasındaki bütün oyunları çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ses deneyimi de harika bu arada. Yani telefonun ses deneyimi de zaten karşılaştırmalara baktığınızda yine DxO Mark'a girip baktığınızda arkadaşlar ses deneyimi noktasında da telefonun zirvede olduğunu göreceksinizdir. Honor bu noktada da rakiplerini deyim yerindeyse ezip geçmiş vaziyette. Evet, kameradan bahsettim ama arkadaşlar bir şeyi de atlamadan hemen sizlere söylemek istiyorum. Bu telefonda 100x zoom yapabiliyorsunuz. Bu oldukça önemli. Yani 100x zoom yaparak da bu telefon vasıtasıyla fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunu önemseyen olacaktır, önemsemeyen olacaktır. Ancak ben yine de söylemiş olayım. Zaten telefonun kameralarının hemen altında da Honor bunu özellikle belirtmiş. Şöyle 100x şeklinde bir yazıyı buraya kondurmuş vaziyette. Evet, Honor Magic 6 Pro ana hatlarıyla bu şekilde arkadaşlar. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ancak cihazın fiyatından da ben bahsetmek istiyorum. Online sitelerde satılan telefonun fiyatı şu anda 54.000 TL'ye yakın. Bu fiyatlara aslına bakarsanız bu tarz özellikler sunan çok fazla telefon ne yazık ki yok. Xiaomi'nin, Samsung'un, Apple'ın Amiral gibi modellerine baktığınızda 60-70 bin TL seviyelerinde. Ancak Honor gerçekten de bu özelliklerin çok daha fazlasını bizlere veren, yazılımsal anlamda bunları destekleyen, yapay zeka desteklerini sunan bir telefona gerçekten de 54 bin TL'lik bir fiyat etiketi biçerek bu sektörde kafaya oynamak istediğini net bir şekilde bizlere göstermiş durumda. Merak edenler için şunu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi Honor zaten Huawei çatısı altından ayrıldığı için herhangi bir şekilde Google servislerini alma noktasında da problem yaşamıyor. Yani bu telefonu satın aldığınızda Google servisleri direkt telefonun içerisinde bulabileceksiniz. O noktada da herhangi bir problem yaşamıyorsunuz diyelim ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir başka videomuza görüşmek üzere. Hoşça kalın.